Merhaba, ben Doktor Hakan Kulaçoğlu. Ankara Fıtık Merkezi'nin bilgilendirici videosunu izliyorsunuz. Bu videonun konusu kasık fıtıkları ve tedavileri. Kasık fıtığı ya da tıbbi adıyla inguinal herni, adı üstünde kasık bölgesinde sağ veya sol tarafta, bazen her iki tarafta birden görülebilen şişlikler şeklindedir. En sık görülen karın duvarı fıtığıdır. Erkeklerde kadınlara göre çok daha sık görülür. İnguinal herniler kendi içinde de iki alt tipe ayrılır. İndirek inguinal herni direğe göre daha sıktır. Çoğunlukla doğumsaldır. Bu fıtıklarda periton adı verilen karın zarından oluşan bir kese içinde karın içi organları, omentum ya da bağırsaklar kasıktan dışarıya doğru, deri altına, hatta oradan torbalara doğru yer değiştirebilirler. Bunlara sağ tarafta daha çok rastlanır. İndirek fıtıklar yaşamın her döneminde ortaya çıkabilir ama doğumdan itibaren var olan fıtıklardır genelde. Doğumsal olmasının nedeni de anne karnında büyüme sırasında son haftalarda testisin torbalara inmesi sırasında testisi taşıyan karın zarının kapanmaması nedeniyledir. Kapanmayınca zamanla bağırsaklar orayı takip ederek fıtıklaşma şeklinde ortaya çıkabilirler. Ve karın içi doku ve organları dar bir delikten geçtikleri için zamanla burada boğulma, yani acilleşme de ortaya çıkabilir. Torbalara kadar inen kasık fıtıklarına skrotal herni adı verilir. Skrotal herniler zamanla dev büyüklüğe ulaşabilirler. Bu kadar büyümeden ameliyat edilmeleri tabii ki en idealdir. Çünkü hem ameliyat zorlaşır, hem komplikasyon oranı yükselebilir, hem de tesislerin hem ameliyat nedeniyle hem fıtık nedeniyle beslenmelerinde bozulma ortaya çıkabilir. Diğer bir kasık fıtığı alt tipi olan direk herni ise iç halkadan, yani kordonun geçtiği bölgeden karın orta hattına kadar olan Hazerva üçgeni dediğimiz bölgedeki zayıflıktan ortaya çıkar. Bu bir tür metal yorgunluğu, zayıflama, o bölgenin direngenliğinin, elastikiyetinin azalması nedeniyledir. İki taraflı olması sık görülen bir durumdur. Direk fıtıkların boğulma riski indireklere göre daha azdır. Ancak direk fıtıklarda boğulabilmektedir. Kasık fıtıklarının tedavisi tüm fıtıklar gibi cerrahidir. Yani ameliyat gerekir. Boyun fıtığı, bel fıtığı gibi omurgadan olan fıtıklaşmalardan farklıdır. Çünkü bel fıtığında, boyun fıtığında omurga etrafındaki kas gruplarını güçlendirici hareketler, egzersiz, fizik tedavi yapıldığında fıtık semptomları, yani belirtileri, bulguları, şikayetleri gerilemeye başlar. Aksine karın duvarı fıtıklarında, kasık fıtıklarında karın kaslarını güçlendirici hareketleri yapmak karın içi basıncını artıracak ve fıtıkta büyümeye neden olacaktır. Bu nedenle kasık fıtıkları egzersizle, ilaçla, tedaviyle düzelmez, ancak ameliyatla onarılabilirler. Kasık fıtığı ameliyatları genel cerrahi ameliyathanelerinde en sık yapılan operasyonlardan biridir. Dünyada her yıl 20 milyon civarında kasık fıtığı ameliyatı yapıldığı tahmin edilmektedir. Ülkemizde de her gün yüzlerce fıtık ameliyatı yapılır. Bu kadar büyük sayı, bir de buna her yapılan fıtık ameliyatının %5'inin 10'unun tekrarlayabileceğini düşünürseniz ciddi bir yük oluşturur. Sadece hasta için değil, cerrahlar için de, ülkenin sağlık kaynakları için de olumsuz bir durumdur bu. Aslında fıtık onarımı bizim genel cerrahi uzmanlık eğitimimiz içinde ilk yapılan ameliyatlardan biridir. Ama kasık bölgesinin ve karın duvarının kompleks anatomisi anlaşılması en zor anatomilerden, en geç anlaşılan anatomik bölgelerden bir tanesidir. Bu nedenle deneyimli cerrahlar tarafından yapılan fıtık ameliyatlarının sonuçları deneyimsiz cerrahlara ve konuya ilgisi az olan cerrahlara göre daha iyi olabilmektedir. Peki fıtık ameliyatları nasıldır? Kasık fıtığı ameliyatları iki tip. Modern kasık fıtığı ameliyatları doku dikiş ameliyatları şeklinde başladı. Bassini ile beraber bir İtalyan cerrah. Daha sonra Kanada'da Schulthess Kliniğin geliştirdiği 4 kat onarım şekli, tekniği yine dikiş ameliyatları içinde önemli yer tuttu. Ve bugün açık ameliyatların dikişle yapılanları içinde en etkin olan ameliyat tipi Schulthess ameliyatı. Ama yine de Schulthess'a göre bile yama onarımları çok daha etkin, çok daha az nüksle yapılabilmektedir. Hangi yama onarımı en çok yapılıyor? En çok yapılan dünyada %90'ı belki Liechtenstein Fıtık Enstitüsü tarafından geliştirilen Liechtenstein ameliyatı. Hem yapımı kısa zaman alıyor, hem daha kolay öğrenebiliyor. Ama tabii ki bu ameliyatta belli bir deneyime ihtiyaç duyuyor mükemmel sonuçlara ulaşmak için. Amerikan Cerrahlar Koleji'nin, yani American College of Surgeons'ın
altın standart diye tanımladığı ameliyat da bugün Liechtenstein ameliyatı. Ama kapalı ameliyatlar, yani endoskopik, laparoskopik ameliyatlar da giderek kendine yer bulmakta. Bu tip ameliyatlarda özellikle iki taraflı fıtıklarda ve daha önce ön taraftan ameliyat edilip yama konmuş fıtıkların tedavisinde tercih edilmektedir. İkisi arasında, kapalı ve açık ameliyatlar arasında nüks anlamında ya da uzun dönem ağrı anlamında, enfeksiyon anlamında herhangi bir bilimsel farklılık yoktur. İkisi de konuyu iyi bilen anatomiye hakim, tekniği iyi bilen cerrahlar tarafından büyük başarıyla yapılabilmektedir. Hepinize sağlıklı günler dileriz.